Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hafta içi bir çiçekçiye gitmiştim ve bu ekranda gördüğünüz pirmolalardan yani Tuha çiçeklerinden birkaç tane file seçtim. Evet, beyaz görüyorsunuz. Bu çiçekçideki farklı çiçekleri de dün kanalıma başka bir video olarak paylaşmıştım. Birkaç tane seçiyorum. Pembe fuşya ile açık pembe karışımı. Evet, pembe de seçtim. Pirmolaların tanesini 3 TL'ye aldım ama 4.5 TL'ye de olan yerler vardı. Ödememi yaptım. Evet, artık bahçedeyim ve teker teker pirmolalarımı yani Tuha çiçeklerimi çıkartıyorum. Şu anda bu çekimimi Aralık'ın son günlerinde yaptım ve ben Batı Karadeniz'de oturuyorum. Hava arkadaşlar 19 derece sıcaklık var havada. Evet, pirmolalarımı çıkartıyorum. Tek tek çıkarttım. Pirmolalar arkadaşlar şu andaki yani kış döneminde ve sonbahar döneminde olan güneşi seviyorlar çiçek açması için. Daha dayanıklı olması için. Ama yaz döneminde güneşi sevmiyorlar. Yaz dönemindeki güneş havayı daha çok ısıttığı için yapraklarını sarartabiliyor. Yapraklarını soldurup tamamen dökebiliyor. Bu sebeple arkadaşlar kış dönemindeki güneş aslında onlar için. Evet, hepsini çıkarttım. Suyumu da hazırladım. Çok güzel görünüyorlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz sukulent bahçesinin kenarlarına dikmek istiyorum. Şöyle. Yer belirlemesi yapmadan önce arkadaşlar toprağı havalandırıyorum. Sert bir toprağa dikmek istemiyorum. Soğuğa dayanıklı bir çiçek arkadaşlar ama tabii ki çok da soğukta bekletmemeniz gerekiyor. Pirmolalar bahçe çiçekleri. Bahçede daha güzel büyüyorlar. Evet, toprağı havalandırdım. Ve pirmolalarıma artık yer belirlemesi yapacağım. Suyu da seviyorlar. Haftada kışın bir kere sulayabilirsiniz. Yazında iki kere sulayabilirsiniz. Eğer söylediğim gibi, eğer bulunduğunuz yer çok sıcak olursa yazın, bunlar yapraklarını tamamen sarartıp dökebilir. Fakat endişelenmeyin, kökleri kalıyor toprakta. Ve diğer sonbahardan itibaren yapraklanıp tekrar açabiliyorlar. Bu sebeple ben diktiğim fidelerin hiçbirini yerinden solsa bile yaprakları almayacağım, kopartmayacağım. Bakın şu anda yan tarafta kasımpatı görüyorsunuz. Kasımpatı fidesi kenarda. Çiçeklerini döktü ama ben onu koparmıyorum. Bir yer belirlemesi yapıyorum. Hemen dikmeyeceğim arkadaşlar. Böyle koyup hani renkler birbirlerine uygun mu diye de şöyle oyuk açıyorum. Oyuk açıyorum. Ve yer belirleyeceğim yeri de saksından çıkartıp şu an koyuyorum. Evet, yer belirlemesi yaptım. Saksılarından da tamamen çıkarttım. Artık dikeceğim. Pirmolaların kökleri arkadaşlar çok fazla ve sert. Bakın şöyle görüyorsunuz. Biraz toprağından arındırıyorum ve köklerini de havalandırıyorum. Ama tamamen köklerini topraktan arındırmıyorum. Boşluğa koyup kenarlarından örtüyorum arkadaşlar. Evet, yine biraz toprağından havalandırıyorum. Yeni toprağa alışabilmesi için en alttaki köklerini de birazcık elimle açmaya çalışıyorum. Sert arkadaşlar, kökleri çok sert. Bahçedeki toprağı hani toprak seçmiyorlar arkadaşlar. Yani bahçenizdeki toprağa çok rahatlıkla uyum sağlayabilir. Pembeyi de dikelim. Kışın Türkiye'de görebileceğiniz Ocak ayında özellikle bahçeye dikebileceğiniz çiçeklerden birisi. Uzun dönem çiçekli kalabilecek çiçeklerden birisi. Şu anda hercai menekşeleri var ve pirmolalar var Ocak ayında. Genellikle fide olarak. Bir önceki ayda kasımpatıları görüyordunuz. Belki bazı yerlerde hala kasımpatılar vardır. Bu şekilde pembeyi de dikiyorum. Şöyle uzaktan bir bakıyorum. Güzel görünüyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle boşluklu bıraktım. Evet, tabii ki en son can suyu veriyoruz. Kökleriyle yeni toprağa alışabilmesi için.
Aslında ben sulama yapmayacağım. Çok sıcak günlerde, kışın çok güneş olursa, toprak su ihtiyacı olursa sulama yapacağım. Yoksa toprağın kendi suyu ona kış vakti yetebiliyor. Ama sizler evlerinizde yetiştirecekseniz kışın haftada bir kere, yazın da haftada iki kere sulayabilirsiniz. Şöyle uzaktan arkadaşlar. Bence çok harika oldu, çok güzel oldu. Yanındaki boşluklara da farklı çiçekler daha sonra dikebilirim. Uzaktan da böyle görünüyor arkadaşlar. Primulalar aslında dış mekan çiçekleri ama evinizde, balkonunuzda bakmak istiyorsanız tabii ki bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.